Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Forza Horizon 5'teyiz. Biliyorsunuz geçenlerde oyunun ilk bölümünü çektik. İlk baştaki o oyunun girişini çektik. Bugün de ikinci bölümdeyiz. Söylediğim gibi oyunla öyle yarıştır vesairedir. Olaylarla ilgili video çekmeyeceğim. Ben onları zaten video dışında yapıyorum. Çok sevdiğim şeyler değil ama işte oyunda para kazanmak için, araç almak için, yetenekler kazanmak için falan bunları yapmak gerekiyor. Sizlerle beraber hem böyle harita gezintisi hem araçlarla böyle gazlama falan yapacağız. Bazı etkinliklere de katılabiliriz ama o tarz yarışlara girmek istemiyorum. Sevmiyorum çünkü o yani yarış olaylarını sevmiyorum ben bu oyunlarda. Şimdi biz biraz böyle ekipte falan yarışlara falan girdik ama oyunda bir sıkıntı var. Oyun şu anda kapatıyor kendini. Yani oynarken bildiğiniz pat diye oyun gidebiliyor. Yani bazen oyuna girer girmez gidebiliyor. Bir de sürekli şu bağlantı kesildi uyarısı veriyor. Bunu araştırdık. Şu anda oyunla alakalı bir hata var. Yani herkeste bu problem oluyor. Steam'den satın alanlarda da oluyor. Microsoft Store'dan satın alanlarda da oluyor. Biz Microsoft Store üzerinden satın almıştık oyunu. Bizde de var aynı problem. Tam böyle yarışa giriyoruz. Para kazanalım falan hani hesabına yarışa giriyoruz yapıyoruz. Daha yarış bitmeden pat diye oyun kendini kapatabiliyor. Steam'den alan arkadaşlarla da denedik. Onlarınki de kapanıyor. Farklı farklı yerlere de baktık. Çoğu kişi bu konudan şikayetçi. Umarım oyun yapımcıları en yakın sürede bu problemi çözerler. Çünkü gerçekten insanın sinirleri bozuluyor. Böyle o oyunu silesi geliyor. Tam böyle yarışın ortasında ya da bitmeye yakın böyle pat diye kapatıyor kendini çünkü. Evet, bir önceki bölümde söylediğim gibi bize 3 tane araç vermişti. Ondan sonra bir de biz full paket aldığımız için hediye araçları falan olmuştu. O yüzden böyle bir sürü aracımız var şu anda garajımızda. Evet, bir de şu çıkıyor işte söylediğim gibi. Şu anda en hızlı aracımız şu Senna ve Apollo. Şu ikisi çok hızlı ama Senna yol tutuşu falan efsane. Ford Bronco'yu vermişti. Yorumlarda çok gördüm abi Ford Bronco ile oynasana diye. Şu sarıyı vermişti. Bir de ekstradan yarışta şunu kazandık. Bugün Ford Bronco ile bir oynayalım. Şöyle bir seç diyelim abi şunu. Dur. Önce bir haritaya çıkmamız lazım tabi. Şimdi buradan araçlarıma gelip aracı değiştir deyip nerede benim aracım? İyi de bu araç bende var ki ne diğersi? Bu araç bende var. Niye diğersi istiyor bu? Ne alaka? Oyun zaten full sürüm. Bunu bize yarıştan verdi zaten. Yarıştan geldi bu araç. Niye DLC olarak satın almamı istiyor benden tekrar? Bir saniye arkadaşlar, şununla bir ilgileneyim geleyim. Oyunda garip garip şeyler oluyor çünkü. Daha çözemedik bazı şeyleri. Hemen geliyorum. Vallahi nedenini anlamadım ama şimdi bakın seçiyorum aracı. Araca bin diye seçenek geliyor. İşte DLC MLC diye bir şey gelmiyor. Bu araç hazır yapılanmış bir araç olarak geldi. Ben birkaç eklenti yaptım. Lastiklerini büyüttüm. İşte tepe lambaları ekledim falan. Gayet güzel şekil bir aracımız oldu. Şimdi bugün şöyle birazcık gezelim istiyorum bu araçta. Şöyle dağa falan çıkalım. Bakın burada dağın zirvesi falan var. Şöyle zirveye doğru bir çıkalım şuraya doğru. Şuralar zirveler. Bir gidelim bakalım oralara. Bu arada direksiyonu kurdum. Ayarları yapmıştım ben. Yalnız oyundaki şöyle bir sıkıntı var. Şimdi benim direksiyon 1080 derece dönse de oyun içerisindeki direksiyon görseli hep 90 derece dönüyor. Bu Forza 4'te de böyleydi. Maalesef ki bunda da böyle ama bir ayar daha yapacağım. Şimdi klavyeyle oynarken otomatik oynuyorum. Bunda şöyle debriyajda düz yapacağım. Sürüş destekli ön ayar da dur bu değildi. Direksiyon simülasyon olacak ha. Şunu kaydet diyelim. Evet, şu an manuel olması lazım. Evet.
Evet, tamamdır. In 200 meters, turn right. Şuradan bir çıkalım. Biraz içten, biraz dıştan. Değiştire değiştire gideriz. Turn right. Evet, böyle hem gezinti yapacağız. Hem böyle dağ yollarına, ara yollara falan gireceğiz. Farklı farklı araçlara bölümlerimiz gelecek arkadaşlar. Bu offroad aracı olduğu için öyle çok seri hızlı bir araç değil. Ama offroad'da bayağı işe yarıyor. Ya, hızlı değil derken yine 190 ile 200 ile falan gidiyoruz yani. Ama tabii dönüşler bir yarış aracı gibi, yarışlara katıldığımız araçlar gibi değil. Zenna değil yani. Tam da akşam saatlerine yaklaşıyoruz herhalde ha. Şansımıza. Oyunda kafamıza göre saati değiştiremiyoruz. Oyunun kendi saati var. Onun dışına pek çıkamıyoruz. Böyle dağa doğru tırmanacağız. Bu arada sanırım yine haftada biz mevsim değişecek. 4'te de o şekildeydi. 3'ü hiç oynamadım ben, bilmiyorum 3'ü. 3'te de var mıydı o sistem? 4'te vardı o sistem. Haftada bir mevsim değişiyor. İşte kış, işte bir hafta kış, bir hafta ilkbahar, bir hafta yaz, bir hafta sonbahar falan. Mevsimler sürekli değişiyor yani haftalık olarak. Şu anda bilmiyorum hangi mevsimdeyiz. Sonbaharda mı, ilkbaharda mıyız? Sonbahar gibi ama. Evet, toprak araziye de girelim. Oyunun sesi nasıl? Sanki birazcık açabiliriz gibi. Sanki bir çıtır şöyle ayarlardan. Bakalım. Daha iyi oldu. In 400 meters, turn right. Evet, 90 derece dönmesi o, içeriden oynarken birazcık can sıkıyor yani. Turn right. Gazlayalım. Pek gazlanacak yollar değil ama. Kaput kamerası da zevkli oluyor bunda. Tam böyle asfalta, toprağa falan yakın gidiyorsun çünkü. Daha 6.6 kilometremiz var. Harita büyük. Ama bir, yani daha büyük olduğu söyleniyor ama sanki 4'ün haritası bundan daha büyüktü. Bunda sanki yollar daha az gibi. Tamam, ölçekleme olarak bir uçtan bir uca belki daha büyük olabilir ama sanki bunda yollar daha az. Gerçi daha buna harita DLC'leri falan gelecek ama.
Allah ne oldu, fotoğraf moduna geçtik. Geriye bakma falan ne yapmıştım ben ya? Okay cowboy. I have updated your ne oldu oğlum, dur. Rota çizdi ya. Dur oğlum dur. İstemiyorum ben senden rota. Şuralara gideceğiz. Heh. Bye. Bye canım. Direksiyonla oynarken de var ya, dıştan oynamak çok zor. Yani şöyle oluyor. Sen direksiyonu çeviriyorsun, sanki oyunda geç dönüyormuş hissiyatı oluyor. O yüzden bu tarz oyunları direksiyonla dıştan oynaması çok sıkıntılı. Evet, buralar bizim ilk oyuna başladığımız yerler bu arada. O bölgeye doğru çıkıyoruz şu anda. İlk başta biliyorsunuz ilk böyle uçaktan bize böyle bir jiple atıyor aşağıya. Karlı bir yolda başlıyorduk hatta. İlk bölümü izleyenler bilir. Bir de mouse ekrandan kaybolmuyor. Evet. 4'te de vardı o problem. Niyeyse mouse ekranda kalıyor. El frenim. El freni atamamışız. Dur bakayım. Şuradan ayarlardan. Kontroller. Direksiyon. El freni. Öğüt. Gel geri. El frenini atamamışız. Unutmuşuz onu. Daha ben de tam ayar olaylarını bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yani oyuna direksiyonu bağladım. Oyun direksiyonu gördüğü kadar. Hiçbir ayar değiştirmedim. Ama gayet iyi bence. Sıkıntı yok. Hiçbir ayar yapmadım yani. Bence gayet güzel tepkiler var. Hiç ekstra ayar yapmaya gerek yok. Belki drift yapılacağı zaman ayar değiştirilebilir ama şu anki normal kullanımda hiç ayar değiştirmeye gerek yok. Gayet gerçekte neyse onun gibi tepkiler veriyor. Gayet güzel, ben memnunum şu anda. Evet, şu XP'leri falan da topluyoruz böyle. Evet, dönüşleri çok iyi değil aracın. Zor dönüyor. Evet, 14 seviye olmuşuz. Şans şarkı veriyor. Şans şarkında da bize para ya da araba, kıyafet, mıyafet, o tarz şeyler verebiliyor. Bakın şu varış yerine bir gelelim. Şans şarkı çevirelim beraber. You have arrived at your destination. Göstereyim onu da size. Şuradan Horizon'ıma geliyoruz. Bakın şans şarkı geldi. Hop çeviriyoruz bir tane. Ne geldi? Destansı silah gösterisi. Bu da yarışta falan kazandığınız zaman karakteriniz hareketler yapıyor yani. Öyle söyleyeyim. Evet, araç uzmanlığımız falan varmış. Şu anda onu buradan açamıyoruz. Bunlara veremiyoruz. Bunda ücret 25 diyor. 25 istiyormuş.
Bunda 3, 3, 3. Bunlar yüksek oluyor. Evet, şu an işaretlediğimiz yere geldik. Dur bakalım. Devam edelim şuradan. Şöyle düz devam edelim ya. Ya yol çizmemize gerek yok. Evet, gündüz oluyor yavaş yavaş bu arada. Saatler biraz hızlı geçiyor. Öyle çok yavaş geçmiyor. Düşük video belleği neymiş lan? Bu hatayı veriyor ara ara. Onun nedenini çözemedik. Diyorum ya, oyunda şu anda çok hatalar var, çok eksikler var. Dağın zirvesine tırmanabilir miyiz ya? Buradan çıkış vardır. Çıkış yokmuş. Allah, kaya ulan. Hiç fark etmedim kayayı. Şu karlı bölgeye bir gidelim bakalım. Karda oynamak da çok keyifli oluyor ya. 4'te de karda oynuyordum ben. Karda oynamasının da ayrı bir zevki oluyor. Oğlum yan yan gidiyoruz. Şöyle bakıyorum ya. Gayret. Hoppa. Zirveye geldik abi. Hatta bakın, fotoğraf moduna şöyle geçebiliriz şuradan. Fotoğraf modunda şöyle serbest mod olarak. Evet, bayağı zirvedeyiz şu anda. Haritanın en yüksek yeri, yanlış bilmiyorsam burası. Bu zirve haritanın en yüksek bölgesi. Evet, şehrin olduğu yer. Şu taraftan geldik zaten. Şuradan geldik şöyle. Evet, çıkalım. Aşağı inelim tekrar. Devam. Nereden gideceğiz? Şuradan. Oyunun grafikleri gerçekten efsane. Bunda el freni yemiyor, şey gibi değil. Diğer araçlar gibi değil.
Yavrum benim ne güzel gidiyor. Kayıyor vallahi. Yardır. Aha bir tabela daha mesela. Hemen şunu da alalım. 200 tane varmış. 14 tanesini daha alabilmişiz. Ha biri yanlayarak gidiyor. Tabii şu anda online modda değiliz. Onlar daha önceden yapılan şeyleri single'da bizim karşımıza çıkartıyor. Online modla alakalı problem var zaten. Bağlanamıyorsunuz. Bağlandığınız zaman oyundan atıyor. Single'da da atabiliyor ama online'da daha böyle sıklıkla karşılaşıyoruz o konuyla. Ya oyun daha tam hani herkese açılmadı. Şu anda sadece tam sürüm yani en yüksek sürümü alanlar, satın alanlar onlara erken erişimde verildi. Umarım oyun ayın 9'unda tam olarak çıktığı zaman bir güncellemeyle beraber çıkar da şu problemi hallederler. Şu an gerçekten kimse oyundan zevk almıyor, alamıyor yani. Tam bir şeyler yapalım derken pat oyundan atıyor. Adamı deli ediyor. Bayağı tırmanmışız ya daha. İnin bitmiyor şu anda yollar. Bayağı gitmişiz yani. Evet onlar gerçek araç olmadığı için o şeyle hayalet gözüküyorlar. Yani gerçek oyuncu değiller yani. Evet dediğim gibi bak oyundan attı şu anda. Bildiğiniz oyundan attı. Yani yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu tarz hatalar var şu anda. O yüzden bayağı sıkıntı çekiyor herkes. Hani hiç atmayanlar da var. Ama %90 oyundan atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani tekrardan girmeyeyim. Şimdi girsem oyun açılana kadar vesaire olana kadar zaten bir 5 dakika geçecek yani. Oyuna tekrar bağlanana kadar sıkıntı olacak. Tekrar aracı al. Bir de bir anda oyundan attığı için kaldığınız yerden başlayamıyorsunuz. Sizi garajdan ve daha önceki kayıttaki araçtan başlatıyor falan böyle. Yaptığınız hiçbir şey kaydedilmiyor. O yüzden sürekli ara ara oyundan bir çıkmanız falan gerekiyor. Kendiniz çıkmanız gerekiyor ki kaydetsin oyun. Kaydetmiyor diğer türlü. Adamı dellendiriyor işte. Neyse bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Umuyorum ayın 9'unda oyun çıktığı zaman güncellemeyle beraber çıkar ve bu hatayı düzeltirler. Gerçekten sinirlerimiz bozuluyor yani. Oyunu silme aşamasına kadar gelebiliyoruz. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.